Merhaba değerli izleyiciler. Bugün kısa olarak istiaze konusuna değineceğiz. İstiaze Allah'a sığınmak demek. Allah'a güvenmek, Allah'tan korunma niyazında bulunmak demek. Çünkü biz bilerek bilmeyerek bir takım fenalıklara, olumsuzluklara, çirkinliklere maruz kalabiliriz. Bundan Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz, onun yardımını istememiz, ona iltica etmemiz gerekiyor. İşte istiaze tam da bu demek. Allah'a sığınmak, Allah'a dayanmak, Allah'ın yardımını ve himayesini ondan talep etmek. Kur'an-ı Kerim'in son iki suresinin yani 113. ve 114. sureleri tam da bu konularla alakalı. Yani nelerden Allah'a sığınacağız? Nasıl sığınacağız? Kimler bize şer verebilir? Bu konulara Cenab-ı Hak bu iki sureyi celile de işaret ediyor. Felak ve Nas suresi diye anılan veya Muavvizeteyn Allah'a sığınılacak iki sure diye de anılan bu surenin birincisinden yani Felak suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kul e'udu bi rabbil felak. De ki ben felakın Rabbine sığınırım. Demek ki biz felakın Rabbine sığınacağız. Felak, yarılmış, ortaya çıkarılmış demek. Bir yönüyle sabah diye meallendiriyor. Ama Cenab-ı Hak her şeyi var eden, yaran, ortaya koyandır ya. Biz Rabbül Alemine sığınacağız, sığınıyoruz. Peki nelerden sığınıyoruz? Hemen bir ayet-i kerime diyor ki peşinden gelen min şerri ma halak. Yarattığı her şeyden, her şeyin şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Bu çok genel ve çok kapsamlı bir ifade. Demek ki yaratılan her şeyin bir şekilde bana ziyanı olabilir, şerri dokunabilir. Ne yapmam lazım? O bütün yaratıkların sahibi olan, Rabbi olan Allah'a iltica etmem lazım. De ki ben yarattığı her şeyin şerrinden felakın Rabbine sığınırım. Birincisi. İkincisi, şimdi biraz daha özelleşiyor. Ve min şerri gâsikin izâ vekâ. Bürüdüğü zaman gecenin şerrinden ona sığınırım. Gece fiziki anlamda gece olabilir. Küfür zulümatı olabilir. Dalalet karanlığı olabilir. Bunların hepsinden Allah'a sığınmak gerekiyor. Neden? Birçok şer, günah, olumsuzluk bu karanlıklarla bizi vurabilir. Bu karanlıklar bize zarar meydana getirebilir. O halde min şerri gâsikin izâ vekâ. Bürüdüğü zaman karanlığın, gecenin şerrinden sana sığınırım. Akşamın şerrinden sana sığınırım denmiş. Dediğim gibi küfrün, dalaletin, her türlü karanlığın şerrinden Allah'a sığınırım. Üçüncüsü ve min şerrin neffâthâti fil ukad. İplere düğüm koyan ve o düğümleri üfürerek üfürücülük yapanların şerrinden Allah'a sığınırım de. Demek ki bundan da Allah'a sığınacağız. Üfürükçülerden, sihirbazlardan, büyücülerden bir takım oyunlarla insanlara zarar vermeyi amaçlayanlardan da Allah'a sığınacağız. Dördüncüsü ve min şerri hasidin ve haset. Haset edici, haset ettiği zaman haset edenin şerrinden de Allah'a sığınacağız. Beşincisi Nas suresinde hemen devamındaki son surede geliyor. O da Hannas. El Hannas ellezî yüvesvisü fî sudurin nas. İnsanların iç dünyasına kötülükler iras eden, vesvese veren şeytandan, vesvese veren bu Hannas olan insanlardan da Allah'a sığınacağız. Neden insanlardan ve cinlerden diye ekliyoruz. Ayet öyle bitiyor. Yani Hannas sinsice insana yaklaşan, bazen sureti hatta görünerek insana zarar veren, insanın başına şerler, olumsuzluklar açanlar sadece cinler midir? Hayır. İnsanlardan da birileri var. Hannas insanlardan da olabiliyor. O bakımdan ayet şöyle bitiyor. اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ O Hannas insanların iç dünyasına vesveseler verir. Minel cinneti ve nas. Bu Hannas da hem insanlardan olabilir hem cinlerden olabilir.
İster cinlerden olsun, ister insanlardan olsun, hannastan, sinsice bize yaklaşıp zarar veren her türlü kesimlerden, insanlardan, gruplardan, entrikacılardan da Allah'a sığınmamız icap ediyor. Biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda onun da dualarında işte azat-ı nebi, peygamberin Allah'a sığındığı şeyler diye birçok şeyin Allah'a sığındığını görüyoruz. Mesela bir hadisinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a şöyle istiazede bulunuyor. Allahümme eûzu bike minel aczi. Allah'ım ben acizlikten sana sığınırım. Başka? Vel kesel. Tembellikten sana sığınırım. Başka? Vel gübni. Korkaklıktan sana sığınırım. Başka? Vel buhul. Cimrilikten sana sığınırım. Başka? Vel heremi. Çok yaşlı olup zaruri ihtiyaçlarını göremeyecek kadar pir-i fani olmaktan sana sığınır. Ve azabil kabir, kabir azabından sığınır. Başka rivayetler de var. Ve fitnetil mahya ve memat, hayatın ve mematın fitnesinden sana sığınırım diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yine mesela Resulullah'ın açlıktan Allah'a sığındığını biliyoruz. Çeşitli hastalıklardan Allah'a sığındığını biliyoruz ve okuyoruz. Nimetin zevalinden Allah'a sığındığını biliyoruz. Mesih-i Deccal'dan Allah'a sığındığını biliyoruz. Deccaliyetten Allah'a sığındığını biliyoruz. Uzatmayalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dualarında evet Cenab-ı Hak'tan inayet istiyor, rahmet istiyor. Bizim de dualarımız ile Cenab-ı Hak'tan rahmet istememiz lazım, mağfiret istememiz lazım, inayet istememiz lazım. Ama aynı zamanda Allah'a sığınılacak şeylerden de iltica etmemiz lazım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah'a sığınmamız lazım. Neden? Her türlü kötülükte, yarattığı her şeyin şerrinden Allah'a sığınmamız lazım. Ona iltica etmemiz lazım. Onun rahmet, mağfiret, inayet kapısını çalmamız lazım. Cenab-ı Hak hepimizi her zaman her türlü şerden, olumsuzluklardan muhafaza eylesin inşallah.